Merhaba sevgili izleyicilerim. Daha önceden çektiğim bu patik modelinin alt kısmını istek üzerine tekrar çekiyorum. Şu kısmını izleyicilerim nasıl yapıldığını şu kısmını şimdi sizlere göstereceğim. Burasını göstermiştim daha önceki videomda. Şimdi şu kısmını sizlere göstereceğim izleyicilerim. Şöyle şuradan çetiğimizi yaptıktan sonra gülünü ilmeklerimi bitirdim. Böyle tam ortaladım şişlerimi. Diyelim 17'şer ilmek vardı zaten. Her şişimizin bir tanesinde 17, bir tanesinde 17. 34 toplam 2 şişimizde. Sonra şu kısımdan tam böyle ortaya gelmesi için şu çiçeğimizin şu kısmından böyle 11 ilmek, şu tarafa da 11 ilmek, diğer ilmeklerimi bitirdim ve alt tabanını sizlere anlatacağım şimdi izleyicilerim. 2 tane beyaz ördüm, 2 tane mor, 2 beyaz, 2 mor, 22 ilmeğimi böyle çıktım, tersten de geldim. Şimdi kaydırmalarını yapacağım. Tekrar bir tane baştan alıyorum. Tekrar böyle devam ediyorum. Şu an kaydırıyorum izleyicilerim örneğimin desenli olsun diye. Şimdi 1, 2 beyaz, 2 mor örüyorum ama alttaki gibi düz değil. 2, bir tarafa hep kaydırıyorum böyle. 1, 2. Bu çetiğimizin alt tabanı sevgili izleyicilerim. Şuradan birkaç sıra gösterdikten sonra yine yandan nasıl ilmekler çıkar size onu da tarif edeceğim. Şu an böyle ikişer tane hep örüyorum. Birinci sırama başlarken 2 düz, 2 beyaz, 2 mor başladım. Şimdi yine aynı 2 örüyorum fakat şimdi kaydırıyorum izleyicilerim böyle. Arka taraf aynı. Mor rengimi mor, beyaz rengimi beyaz örüyorum. Böyle devam ediyorum. İki beyaz, iki mor. İki tane mor. Şimdi sıramızın sonuna geldik. Şimdi beyaz ilmeğimizin yerine hemen mor alıyorum. Tekrar bir tane daha mor alıyorum. Şuradan hemen beyaz ipimle devam ediyorum. 2 tane. 1, 2 izleyicilerim. Hep sağ tarafa bir ilmek kaydırıyorum. Zaten örülünce o kendiliğinden belli oluyor. Tane mor, 2 beyaz. Ön yüzeyden böyle arka yüzeyden aynı renkleri örüp çıkıyoruz. Bir ilmek kaydırma oluyor ön yönden. Yani bu tarafa böyle kaydırıyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi tersinden çetiğimizin aynı. Bu hep böyle alt tabanımız devam ediyor izleyicilerim. Sizlerden çok istek geldiği için ben de video çekmeye karar verdim. Çünkü bu videodan epey çekildi.
5 şişli olduğu için ağır gidiyor. Çabuk örgü örülmediğinden sizlere tam anlatabildim mi bilmiyorum ön kısmını. Şimdi izleyicilerin bir tane yine mor alıyorum. Başlarken şimdi iki tane beyaz yapıyorum hemen. Tekrar iki mor. İki beyaz. Aynen dediğim gibi böyle alt kısmı devam edecek. Ben sonra yine bu alt taban bittikten sonra size yan ilmekleri nasıl çıkar onu da ayrı bir videomda son olarak göstereceğim ve başlangıç yerini çekeyim. Şimdi şöyle beyazlı. Şimdi izleyicilerim bu böyle devam edecek ta ki şuradan sayacaksınız. Şu 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 tane olduktan sonra izleyicilerim şu köşeden başlıyorsunuz. 16 tane olduktan sonra böyle yanlardan alıyoruz. Şöyle şunu farz edelim ki 16 tane ördüm. Hemen böyle alıyoruz. Böyle alıyoruz izleyicilerim. Yine örmeye devam ediyoruz. Böyle örüyoruz. Tekrar aynı işte renkleri iç taraftan. Yine bu kısma geldiğimiz zaman yine orada da iki tane bitiriyoruz. Yine böyle örüyoruz burayı. Yine iki tane bitiriyoruz. İki tane. Burada 10 ilmek kalana kadar iki yüzeyden de bitiriyoruz izleyicilerim. Şimdi buradan aldık 2 ilmek. Diyelim burayı geldik. Hemen orasını da göstereyim tam anlaşılsın. 10 ilmek kalana kadar bitiriyoruz. 10 ilmeğimizi bırakıyoruz. Şişimizde. Sonra ben zaten diğer videomda hemen size nasıl yanlardan ilmek çıkartıldığını da göstereceğim. Siz beni izlemeye devam edin. Yurt içi yurt dışı izleyen herkese yine buradan çok çok teşekkür ediyorum. Buradan yine iki tane ilmeğimi böyle alıyorum. Sonra tekrar örneğime devam ediyorum izleyicilerim. Alt taban örneğime devam ediyorum böyle. Dediğim gibi burada 22 ilmek var. 10 ilmek kalana kadar burada bitiriyoruz. Burası 16 tane olduktan sonra. Aynen şurada gösterdiğim gibi 16 tane olduktan sonra iki yanlardan birer tane bitiriyoruz. 10 ilmek kalıyor izleyicilerim. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olursanız mutlu oluruz. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın.